Euzubillahimineşşeytanirracim. Ashab-ı kiramın fazileti, büyüklüğü Kur'an'da, hadis-i şeriflerde ve selef-i salih'in sözlerinde birçok yerde zikredilmiştir. Fetih suresinin son ayetinde Estaizu Muhammedur Resulullah ve lezen ma'hu eşiddâ vel küfâr ilâhle liyâgîze bihimül küfâr ayetlerin sonlarına doğru liyâgîze bihimül küfâr Cenab-ı Hak bunlar ile kafirleri öfkelendirmek için. Ashab-ı kiram bir ekine benzetiyor. Ekin bir anda topraktan zuhur ettiği gibi ashab-ı kiram bir anda her taraftan zuhur edip felç felç İslam'a girdiler. Efendimiz Aleyhisselam etrafında toplandılar. Kafirler şaşırdı. Bunu böyle ne yapacağına bak. لِيَغِيْزَ بِهِمُ الْكُفَّارِ onlarla kafirleri öfkelendirmek için. İşte bir minhaz ayeti İntezâ İmam Malik, İmam Malik Hazretleri bu ayetten istinbat ederek şu sözü söylüyor. Tekfir-i Rafizi, Rafizilerin tekfir edildiğini söylüyor. اَلَّذِينَ يُبْغِدُونَ السَّحَابَةَ رَضَانَ اَجْمَعَ Ashab-ı buğz eden, Şia ve aşırı giden Rafizi tayfesi var. Onların tekfirine bu ayet-i kerimeye bakarak hükmetmiş. لَهَنُمْ شُنْ يَوْنَرْ يُغِدُونَهُمْ Ashab-ı buğz ediyorlar. وَمَنْ غَازَهُ السَّحَابَةُ رَضَانَ اَجْمَعَ فَهُ كَافِرٌ Kim yani ashab-ı buğz ederse o kafirdir. Bu ayet-i kerime işte bunu beyan ediyor demek istiyor. Ve bu hususta birçok alimin de görüşü var. Ve adallahu lezi istan ve adallahu lezi amenu ve amis salihati minhum mağfireten ve ecren azim. Ayetin sonunda da Cenab-ı Hak onlardan iman edip amel salih işleyenlerin tamamına büyük bir ecir, mağfiret ve büyük bir ecir, mükafat vaat etmiştir. Bu vaat ilk planda ashab-ı kiramadır. Sonra ümmetin onları izleyen tabakasına kademe kademe geliyor. Kıyamete kadar bu yola tabi onlar, Efendimiz Aleyhisselam'ın ashabına tabi onlar aynı müjdeye naildirler. Bu ayette de Cenab-ı Hak onlara büyük bir ecir vaat etmiştir. Başka bir ayet-i kerimede وَعَلَمُوا بِلِنْ كِ اَنْ لَفِيكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ İçinizde Allah'ın Resulü var. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَسِرٍ مِنَ الْاَمْرِ Şayet o Resul size pek çok işte uysaydı لَعَنِتُمْ Elbette meşakkate girerdiniz. وَلَاكِنَّ اللّٰهِ Halbuki Allah Tazeli, fakat Allah Tazeli حَبَّبَ اِلَيْكُمْ الْا۪يمَانِ Size imanı sevdirdi ve زَيَّنَهُ Onu süsledi fi kulubim kalplerinizde imanı süsledi ve كَرَّهَ اِلَيْكُمْ الْكُفْرَ Size küfrü kerih gösterdi, çirkin gösterdi ve الْفُسْلُكَ Fasıklığı size çirkin gösterdi ve الْاَسْيَانَ اَسْيَانِ Masiyeti sizden uzak etti, onu size çirkin gösterdi. Demek ki Cenab-ı Hak onları küfürden, fasıklıktan ve isyandan korumuştur. اُلَاكُ هُمُ الرَّاشِدُونَ İşte bunlar rüşt üzere olanlardır. İşte bu ayet-i kerimenin açıklamasında Ashab-ı kiramın Cenab-ı Hak imanı onlara süsleyerek, kalplerinde onlara imanı yerleştirip süsleyerek, küfrü, fasıklığı ve isyanı onlardan kerih göstererek, onlara kerih göstererek, uzak ederek onları raşitlerden yaptı. İçin bunlar bu şekilde ashab olarak Efendimiz Aleyhisselam'ın etrafında bulunsunlar. Böylece yüce dereceye ulaşsınlar ve İslam'a yükselip, İslam'a yüklenip diğer ümmetlere aktarsınlar diye seçilmiş bir topluluktur. Başka bir ayet-i kerimede اِنَّ لَذِنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İman edip amel salih işleyenler var ya, öyle ki onlar hum hayrul beriye, mahlukatın en hayırlısıdırlar. Ceza hum onların karşılığı mükafatı indi Rabbim Rabbim katındadır. Cennat-ı Adnin, o mükafat Cennat-ı Adnin, Adin cennetleridir. Tecrim-i tahti enhar, o cennetlerin bahçeleri köşkleri altında, ağaçların altından nehirler akıyor. Kalidine fiha ebeda, orada ebedi, muhallet, sürekli kalacaklar. Radiyallahu anhum, Allah onlardan razı oldu. Ve radu anhu, onlar da Allah'tan razı oldular. Zalike limen haşiye Rabbi. Bu, Rablerinden haşiyet edenin korkanlar içindir. Şimdi bu ayet-i kerimede direkt olarak ilk muhatabı ashab-ı kiramdır. Onların yoluna gelenler sonra aynı şekilde bu hitaba nail oluyorlar. Dolayısıyla hitabın umumiyetine ilk girenler ashab-ı kiramdır. Onlar hepsine Cenab-ı Hak razı oldu. Hadis-i şeriflerden ve Ravva Şeyhan, yani Buhari Müslim min hadisi Abdullah ibn Mesud radıyallahu anhuma Süleyman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eyyün nas hayrun insanların en hayırlısı hangidir diye Efendimiz sallallahu sordular. Bu diyor karni benim bulunduğum asırdır. Sümmellezine yelûnehum sonra onları takip edendir. Sümmellezine yelûnehum sonra onları takip edendir. Başka bir rivayette Sümmellezine yelûnehum daha sonra takip edenler diye vardır. Bazı rivayetlerde 3, bazılarında 4, bazılarında 2 diye sayıyor. Ama ittifaka göre, genel manaya göre 3 asır sayıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 asır hakkında şehadet etmiştir. Birincisi ashab-ı kiram asırdır. En hayırlıları onlardır. Diğer bir rivayette Buhari
de Ebi Sa'd-ül Hudri radıyallahu anh rivayetinden Nebi Sassan buyurdu. La tesubbu eshabi, ashabıma sövmeyin. Felevenne haddeküm enfakem misle hudin zeben, sizden birisi Uhud dağı kadar altın infak etse harcasa, ma bela mülte hadihim vela nasipi. Onların bir ölçek veya yarım ölçek tasadduk ettiği hurma değerine ulaşamaz. Diğer rivayette la tesubbu haden min ashabi, ashabına hiçbir kimseye sövmeyin. Bak bütün ashab-ı kiramın demek ki sevilmesi lazım. Muaviye'yi sevmiyorum diyor karama. Nasıl sevmesin be adam? Sevmiyorsun demek ki o zaman kızıyorsun demektir. Ashab oldu muydu orada duracaksın. Sen karışma işlere. Başka bir rivayette Nadarallahu imren semya minna hadisen, Allah-u Teala kişinin yüzünü nurlandırsın, ona rahmet etsin. Benim sözümü işitti. Hafizahu, onu ezberledi, belledi. Muhafaza etti. Hatta yübligahu, onu başkalarına tebliğ etti, ulaştırdı. Rabb hamili fıkhin, nice fıkıh taşıyanlar var ki ila men huve efkahu min, kendisine daha fakih olana onu ulaştırır. Nitekim tabi'in döneminde değil mi? İmam-ı Azamlar, İmam-ı Şafiler zuhur etti. Onlar ashab-ı kiramın bazılarında olmayan keskin zeki anlayışa sahiptiler. Demek ki o rivayetlerin ulaşması kendilerinde olmayan daha güzel vasıflı kimseye ulaştırabilir. Buraya işarettir. Dolayısıyla burada da ne oluyor? Müştehitlerin zuhuruna işaret var yani. Rabb-i hamil fıkhin leysi bir fakihin. Şimdi nice fıkıh taşıyan, fıkıh ifade eden, hadisleri taşıyan kişiler var ki onlar fıkıhtan anlamaz. Rivayeti yapar sadece. Zaten muhaddislerin çoğu fıkıhçı değildi yani. O yüzden fukaha ile muhaddisler arasında bir ihtilaf var. Neden? Muhaddis hadislerin zahirine bakıyor. Fukaha ise onun edille cihetine bakıyor. Başka rivayette Rahimallah men semya minni hadisen, benden bir söz işitip de febele onu ulaştıran kişiye Allah rahmet etsin. Kemal semya bellediği gibi onu aktaran. Rabb'e mübelliğin eva lehu men min sami. Nice tebliğ eden var ki o kendisine onu işitenden daha fazla, nice tebliğ eden kişi var ki kendisinden işitilenden daha fazla onu korur. Yani daha sonra gelenler belki sizden daha iyi koruyabilir. Buraya işaret vardı. Burada da ne anlaşılıyor? Tabi'in döneminde muhaddislerini zuhur edip hadis-i şerifleri artık zaptur rapt altına almalarına işaret var. Hafız İbn Kesir şöyle diyor. Kal Hammad İbn Seleme an Eyyub'u sıktı yani. Hammad İbn Seleme Eyyub sıktı yani'den şu rivayet vermiş. Yani o kal. Ben Ahab Eba Bekir'in kim Ebu Sıddık'ı severse fakat ikram ettiği dini ikram etmiş oldu. Dini ayağa dikmiş oldu. Ben Habbe Ömer'in kim Ömer'i severse fakat Evdaha Sibili yolu açık etti. Yolu genişletti. Hemen habbe Osman'ı kim Osman'ı severse fakat istenare bin nurillah, Allah'ın nuruyla nurlandı. Hemen habbe Ali'ye kim Ali'yi severse fakat istemese ki bil urvetil uska, saf sağlam kopmayan bir kulpa yapışmış oldu. Radıyallahu anh icmai. Hemen kâle el husna fi ashabi Resulullah sellem, kim Efendimiz'in ashabı hakkında güzel söz söylerse fakat beriye minen nifak, nifaktan beri olmuş oldu. Ashabın hakkında kötü konuşan nifak sahibidir. Neuzubillah. Sevmiyorum diyen adam demek ki güzel konuşamıyor. Onların tartışmalarından sana ne? Onlar kendi aralarında bir aile gibidir. Bir peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın arkadaşları, onlar huzuruna gelip de orada halleşecekler. Orada mahkeme edilecekler. Onların sahibi Efendimiz Aleyhisselam'dır. Sen ne araya karışıyorsun? Sen yaptığın işten dolayı mesul olsun. Dolayısıyla ashab-ı kiramın tamamını sevmek ehl-i sünnet alametidir. Sırf ehl-i beyt severim diyen adam, ashab-ı kiramın bir kısmı sevmiyorsa, o şia oluyor, rafizi oluyor. Rafizi zaten ashaba söven demektir. Ehl-i beyte kızıp sadece başka kısmı seviyorum diyen, o da harici oluyor. Dolayısıyla ikisi de sapıktır. Ehl-i sünnet, Efendimiz Aleyhisselam'ı, ehl-i beytini, aşerin bir şeyi, ashab-ı kiramı, tamamını sevendir. Mevla inşallah bu sevgiden bizi ayırmasın. Bu şekilde olursa o zaman Kur'an'ı anlayabilir. Yani ehl-i sünnet İtikadı gibi ashab-ı kiramın tamamını severse, o ashab-ı kiramından gelen rivayetleri, nakilleri o nurla anlayabilir. Değilse anlayamaz, noksan anlar, kayar gider. O yüzden bidat mezhepleri hepsi ayetten yanlış mana çıkarmışlar. Yanlış olduğu için sapmışlardır. Ashab-ı kiramın feyiz bereketi onlarda yoktur. O yüzden ehl-i sünnetin yolu sağlamdır. Çünkü onlar Efendimiz Aleyhisselam'ın ashab-ı kiramın nuruyla, onlara itibaren nuruyla bakarlar. Allah-u Teala o nuru onlar hürmetine sonra gelen o müştehitlerimize isyan etmiştir. Bu şekilde bakarak meseleleri açıklamışlardır. Kolay.